Türkiye'nin dış işleri de altın çağını yaşıyor. Türk ordusu da altın çağını yaşıyor. Türkiye'nin iç ve dış politikadaki başarısı değerlendirildi. Gelecek yıl için hedefler masaya yatırıldı. Hangi olay emperyalizme hizmet ediyorsa biz onun karşısındayız. Hangi olay emperyalizmin karşısındaysa onu zayıflatıyorsa biz onun yanındayız. Vatan Partisi Ankara Çay Yolu temsilciliği Umut, Fırsat ve Zafer kahvaltısı düzenledi. Buluşmaya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'la Vatan Partisi üyesi Emekli Orgeneral Saldıray Berk katıldı. Parti tüzüğümüz açık. Emperyalizmin baskı ve denetimine son vermek. Buluşmada Türkiye'nin terörle mücadelesi ele alındı. Komşu ülkelerle işbirliğine dikkat çekildi. Türkiye yönünü Amerika'dan, Atlantik dünyasından, Avrasya dünyasına dönüyor. İran gibi, Irak gibi komşularıyla düzgün ilişkiler kurmaya başlıyor ve göreceğiz yakında onun emareleri de ortaya çıktı. Suriye ile de düzgün ilişkiler kuracak. Etkinlikte Amerikan Senatosu'nun Ermeni soykırımı yıllarına ilişkin kabul ettiği tasarı da tartışıldı. Amerikan Senatosu çat diye bir anda işte Ermeni soykırımı tasarısını kabul edebiliyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Diyor ki bu diyor biz S-400 aldığımız için ve Barış Pınarı yaptığımız için oluyor. Bu çok önemli bir tespit. Bu da bizim partimizin tespiti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 2020 yılında yapılacak Amiral Soner Polat olağan kurulta ile ilgili de partililere bilgi verdi. İl örgütlerimizde ve son olarak genel merkezimizde kurultaylar yapacağız. Hem partinin siyasi çizgisini ve eylemlerini tartışacağız, konuşacağız demokratik bir biçimde. Hem de her düzeyde kadrolarını, yönetim kurullarını oluşturacağız.